Gözümüze uzak, gönlümüze yakın Doğu Türkistan'dan yükselen çığlıkla yüreklerimiz yanmaktadır. Neredeyse bütün dünya kör, sağır, dilsiz, bu hayasız, bu alçakça zulmü seyretmektedir. Ne yazık ki milletimizin büyük çoğunluğunun yaşanan bu insanlık dramından haberi dahi yoktur. Çin devleti yıllardır işgal ettiği Doğu Türkistan'da sistematik katliamlar gerçekleştirmektedir. Türkistan kan gölü haline gelmişken başta İslam ülkeleri ve Birleşmiş Milletler yaşanan dramı görmezden gelmekte, sözde insan hakları savunucuları susmakla yetinmektedir. Doğu Türkistan'da evlerinden, yurtlarından edilmiş milyonlara, katledilen canlara kimsenin gözlerini kapatma hakkı yoktur. Türkmen soydaşlarımız toplama kamplarında tecrit altında tutulmakta, türlü işkencelere maruz bırakılmaktadır. Ne batıda ne de Türkiye'de işgal altındaki Türkistan'ın çığlığı bir türlü duyulmamakta, akan kan Türk'ün olunca kulaklar sağır, gözler kör olmaktadır. Birleşmiş Milletler Temel İnsan Hakları Sözleşmesi, soykırımın önlenmesi ve savaş suçlularının cezalandırılması sözleşmesi ve Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi ile tüm insanların can ve mal güvenliğini teminat altına almıştır. Oysa bugün Birleşmiş Milletler'e üye devletlerin gözleri önünde Müslüman kanı akıtılmakta, insanlık suçu işlenmektedir. Birleşmiş Milletler insanlığın etrafında mı yoksa küresel güçlerin ortak çıkarları etrafında mı birleşmiştir? Doğu Türkistan'da akıtılan bu kanı durdurmak, yaşanan insanlık dramına son vermek insanlığın üzerine düşen tarihi bir sorumluluktur. Ama Birleşmiş Milletler ya susmakta ya da gerçeklere gözlerini kapatmaktadır. Birleşmiş Milletler'in görevi olayları takip etmek değil, olaylara müdahale etmektir. Birleşmiş Milletler üyelerinin vicdanlarının sızlaması için daha kaç Müslümanın kanı akmalı, kaç çocuk zehirli gazlarla boğulmalı, kaç kadına tecavüz edilmeli ve daha kaç genç parçalanmalıdır. Bu nedenle Birleşmiş Milletler duruma müdahale etmek, olayların önlenemez noktalara gelmesinin önüne geçmek ve bu soykırıma son vermek için derhal harekete geçmelidir. Unutulmamalıdır ki Birleşmiş Milletler egemen güçlerin siyasi, ekonomik ve ideolojik emellerine alet olmak için değil, adalet ve güvenliği ve yüzyıllardır işgallere direnen, soykırımlara dayanan İslam'ın, Türklüğün sancağını güneşin doğduğu en uzak noktada dalgalandıran Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi ilgisizliğin girdaplarında cellatlara teslim eden anlayışı şiddetle kınıyoruz. Çin, Müslüman Doğu Türkistan halkının ve Çinli Müslümanların haklı taleplerini susturmak, örtbas etmek ve bu hakların dış dünya ile irtibatlarını kesmek yerine farklı kimliklerin temel hak ve özgürlüklerini yaşayabilecekleri bir zemin oluşturmanın gereklerini yerine getirmelidir. Başta Türkiye olmak üzere İslam ülkelerinin Müslüman Doğu Türkistan haklı talepleri doğrultusunda Çin'e karşı birlikte hareket etmeleri ve her platformda bu konuyu dile getirmeleri Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin seslerine ses katacaktır. Türkiye Gençlik Vakfı ve Ünye'nin değerli sivil toplum kuruluşlarından ilim yayma cemiyeti olarak insanlık katledilmeden, yaşanan trajedi daha da büyümeden önce Türk hükümetini ve Birleşmiş Milletler Örgütü'nü Doğu Türkistan'da yaşanan bu katliamı durdurmak üzere yetkili organlarını harekete geçirmeye ve etkili tedbirler almaya davet ediyoruz.